Herkese merhaba. Bu videoda sizlere 2018 yapımı Lanetli Kumaş, In Fabric filminden bahsedeceğim. Filmin ortalarındayken ben bu filmi nasıl analiz ederim falan diye düşünüyordum ve beyin yakanlar kategorisine koymuştum. Film bittiğinde ise bir mağazaya toplanmış kapitalizm cadıları bende bir fikir uyandırmadı değil. Film kapitalist sistemi eleştirel bir bakış açısı içeriyor diye düşündüm. Film izleyenler olursa kaçırdığım şeyleri bana yazabilir. İlk başlarda gayet normal algıladığım film dakikalar ilerledikçe oldukça marjinal bir yapıya sahip olmaya başladı. Hatta bazı yerlerinde ufaktan tebessüme neden olabilecek birkaç durum bile ortaya çıkabiliyor. Yönetmenin daha önce izlediğim filmlerinden bildiğim üzere Argento ekolünü sürdürdüğü çok açık ortada. Bu filmde de yer yer Suspiria havası esmiyor değil. Film izlerken günümüz Kara Cuma mantığını düşünün. Yapılan indirimlerin, yapılan reklamların nasıl da gözümüzü boyadığını, satış elemanlarının kafamızı karıştırarak bizlerin gözünü kör edip hiç yakışmayan kıyafetlerin bile bize nasıl oldukça yakıştığını, bizlere yedirdiklerini düşünün. Film izlemesi kolay bir film değil aslında. Oldukça marjinal ve aslında düşününce anlatmak istediklerini bizleri biraz düşündürerek çok güzel anlatabildiğini göreceksiniz. Analiz gerektiren filmlerden. Sıradan korku filmi sevenlerin pek hoşuna gidebilecek bir film değil. Şimdiden belirteyim. Sonra bana gelip carçurt yapmayın ha. Sheila kendi halinde işinde gücüne bakan ve oğlu ile tek yaşayan bir kadındır. Ve tek başına yaşamak yerine artık bir can yoldaşı olmasına karar verir ve bir süredir mektup arkadaşlığı yaptığı bazı kişilerle buluşup ve en uygun eş adayı ile randevulaşmaya karar verir. Randevuya giderken kendine aldığı kırmızı bir elbiseyi giyer ve adamla buluşmak için yola çıkar. Bir süre sonra aldığı bu elbise tıpkı bir hayalet gibi kadına musallat olur ve başına korkunç olaylar gelmeye başlar. Acaba bu kırmızı elbisenin gizemi nedir?